Son gelişmeler özellikle Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky'nin açıklamalarıyla başlayalım. Walensky önümüzdeki günlerde koronavirüsle mücadele çerçevesinde yeni bir kılavuz hazırlayacaklarını söyledi ki bu kılavuzun içinde maskelerin nerede kullanılıp nerede kullanılmayacağı da dahil olacak. Ama bunu belirlerken dedi hastanelerdeki kapasite oranları, hastanedeki yatışlar önemli bir gösterge olacak. Bunu belirlerken Zients konuştu koronavirüsüyle mücadele ekibinin başı Beyaz Saray koronavirüsüyle mücadele ekibinin başı. İşte o da dedi ki artık salgını koronavirüsü bir kriz değil de yönetilebilir bir hastalık gibi davranmaya başlayabiliriz dedi ve koronavirüsüyle mücadelenin geleceğiyle ilgili olarak Beyaz Saray'la Covid takımının yani kendisinin de dahil olduğu, Walensky'nin de dahil olduğu, Anthony Fauci'nin de dahil olduğu ekibin çalışmakta olduğunu söyledi. Şimdi bu adımlar neden atılıyor? Rakamlara bakılarak atılıyor ve tabii bir de demokrat eyaletlerin de artık cumhuriyetçi eyaletler gibi özellikle son dönemde bazı kısıtlamaları kaldırması bunda etkili de olabilir ama daha çok verilere bakıyor gibi görünüyor CDC Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi. Önceki haftaya göre vaka sayıları %40 azalmış durumda. Hastane sekler %28 azalmış durumda. Ölüm oranları %9 azalmış durumda. Bununla birlikte maske takımı ile ilgili bir anket var. Hemen ondan da bir iki cümle bahsedelim. Demokratların %68'i maske takmanın kaldırılmasının erken olacağını düşünüyor. Cumhuriyetçilerin sadece %20'si, bağımsızların da %42'si bunun erken olacağını düşünüyor ama büyük ihtimal bununla ilgili karar bu ay sonu ya da Mart başında gelmesi bekleniyor Mehtap. Salgında son gelişmeler de böyleydi. Serhan bir kez daha teşekkürler.